Çabuk ol, çabuk olabilir misiniz? Şimdi bir de işte İstanbul Hepimizin Gelişiminin hazırlayıp sunduğu Şehir Hepimizin programının 20. bölümüne hoş geldiniz. Bugün biraz farklı bir program sunuyoruz. Stüdyo dışında Bursa'nın Nilüfer ilçesindeyiz. Şu bulunduğumuz bina Çocuk Meclisi. Nilüfer Kent Konseyi Çocuk Meclisi'ne ait bina. Konuklarım da bugün Çocuk Meclisi üyeleri. Kendilerini tanıtacaklar. Eda'cığım sen de başlayalım. İsmim Eda Koksöz. Çocuk Meclisi'nin yeni başkanıyım. Başkan olalı neredeyse 2 ay oldu. Çok bir şey olmadı. Kaç yıldır çalışıyorsun Çocuk Meclisi'nde? Yeni başladım ben. Ha. Çok uzun bir süre geçtiğini söyleyemeyiz. Ben Sinan Cem Aslanboğan, 4 yıldır Çocuk Meclisi'nde aktif olarak üyeyim, görev alıyorum. Ben Yağmur Dokköz, ben de 4 senedir Boeing Atanımız Projesi projelerde aktif olarak üyeyim. Ben Karen Kaymaz, yaklaşık olarak 2 yıldan beri Çocuk Meclisi'nde aktif olarak üyeyim. Ben de Semalir, yaklaşık 4 senedir Boeing Atanımız Projesi de dahil Çocuk Meclisi'nde üyeyim. Ben Karla Karmaz, eski Çocuk Meclisi Başkanıyım. Yaklaşık 2 yıldır aktif üyeyim. Ben Zeynep Nazorhan, aslında buraya misafir olarak geldim. Ben Yakup Cemil Kayabaş, buraya katılalı birkaç ay oluyor. Ben İrem Çevikoğlu, buraya katılalı birinde bir hikaye oluyor. Ben Yağmur Ömer İşler, ben daha yeni katıldım. Hepiniz hoş geldiniz, zaman ayırdınız. Çok teşekkür ediyorum. Şimdiden de 23 Nisan bayramımızı kutlamak istiyorum. Teşekkür ederim. Şimdi yanılmıyorsam Çocuk Meclisi 2012 yılında kurulmuş. Fakat ilk önemli çalışmanız Oyun Engel Tanımaz Parkı'ymış. Bu park fikri nereden çıktı? Bu park fikri bizim engelli arkadaşlarımızla beraber ortak oynayacağımız bir alan yoktu Bursa çevresinde. Özellikle de Türkiye'de böyle bir alan yok. Bu yüzden onlarla birlikte hem kaynaşmak hem de hepimizin beraber oynayacağı bir alan tasarlamak için bizden yardım istediler. Biz de çocuklar olarak bir park tasarladık. Bu süreçte de parkımız hayata geçti ve şimdi beraber oynayabiliyoruz artık. Bu süreci bize anlatır mısın? Ne gibi çalışmalarınız oldu? Öncelikle 28 hafta 7 ay kadar bir eğitimimiz ve bir maket hazırlığımız oldu. Öncelikle bir eğitimden geçtik. Mimar kısmına bir eğitim aldık. Bundan sonra maket ve proje kısmı geldi. Maketimizi ve projemizi hazırladık. Sonra da iş belediyeye düştü. Belediye proje kısmını yaptı. Temel atma törenimiz oldu. Sonra buraya gelip ölçümlerimizi yaptık. Temel atma töreni oldu. Ondan sonra sadece bina yapıldı. Bu süreçte eğitim aldınız. O eğitimleri biraz anlatabilirsin. Bu 2 dönemden oluşan bir şeydi. Öncelikle 1. dönemde daha çok işte Nilüfer Belediyesi kapsamında, Uludağ Üniversitesi'nden olsun kişiler geldi ve bize bununla alakalı mimarlık olsun, çevre yerleşmesi, yani çevre planlamacılığı hakkında olsun, işte toplumda söz sahibi olduğumuz ve çocuk haklarımızla alakalı olsun eğitim verildi. 2. dönem ise daha çok bunun mimarlık kısmına, bu parkı tasarladığımız kısma geçtik. Öncelikle geldik, bu alanı keşfettik, ölçümlerimizi yaptık, ağaçların arasındaki uzunlukları baktık. Birlikte bir maket oluşturduk, parkımızla alakalı. Kendimiz bazen oyuncaklar düşündük. Bununla alakalı bir maket çalışmamız oldu 2. dönemde de. Daha sonrasında da bu hayata geçmek üzere maket teslim edildi Nilüfer Belediyesi'ne. 28 hafta eğitim aldınız galiba. Her cumartesi buluştuk. Buluştunuz. Çok ciddi bir çalışma oldu. Şimdi bu binanın yapımı, park içinde bina yapımı fikri nereden çıktı?
Şimdi biz kent konseyinin kendi binasında toplantılarımızı yapıyorduk. Ama madem ki arkadaşlarımızla beraber oynayacak bir park tasarladık, beraber toplantılar yapıp atölyeler yapacağımız bir yer de bizim olsun istedik. Bu yüzden kendimize de bir ev tasarladık. Şimdi bu evimiz. Çok güzel. Elif dışarıda bir arkadaşınızın anısına galiba onu bir anlatır mısınız? Projemizdeki engelli arkadaşlarımızdan biri olan Elif projeye katılımını sürdürmüştü sonuna kadar. Ama park yapıldıktan sonra vefat ettiği için biz de onu her zaman yaşatmak ve almak istediğimiz için de bu evimizin adını Elif Fener'le Çocuk Meclisi binası adını verdik. Güzel. Şimdi kendiniz tasarladınız, gerçekleşti ve bakıyoruz hava çok çok iyi olmamasına rağmen burada bir sürü çocuk oynuyor. Bunu görünce neler hissediyorsunuz? Yani bu kadar arkadaşlarımla emek vermişiz. Yani neden oynamasınlar ki? Doğru, neden oynamasınlar? Peki, şimdi bu oyun engel tanımaz parkı yanılmıyorsam şimdi bir yarışmaya da katılmıyor. Bu konuda bir bilgi verir misin? Evet. Uluslararası bir yarışmaya katılıyor şu anda. 4 yılda bir yapılan bir yarışmanın içerisinde Türkiye'deki tüm projeleri eleyerek uluslararası bir kapsamda şu anda yarışmada. Biz de oradan sonucu bekliyoruz. Yarışmanın ismi ne? Okey, onu araştırıp öğreneceğiz ama yanılmıyorsam... Altın küp yarışması. Altın küp yarışması. Bu uluslararası mimarların sanırım yürüttüğü bir proje. Bir yarışma, pardon. Sizde bu park Türkiye'yi temsil ediyor değil mi? Türkiye'den başka bir proje yok. Yok. Okey. Ne zaman sonuçlanıyor? Mayıs ayında sonucu bekliyoruz. Okey. Hadi bakalım, hayırlısı. Şimdi bu Oyun Engel Tanımaz Parkı'nın dışında başka ne çalışmalarınız var? Yani sırf Oyun Engel Tanımaz Parkı dışında çocuk hakları ile ilgili her yıl yaptığımız etkinlikler var. 23 Nisan şenlikleri oluyor, uçurtma şenlikleri oluyor. Bunlar da belli bir yerlerde yapılıyor. Bu çocuk hakları konusunda anlatır mısın, neler yapıyorsun? Öncelikle çocuk hakları çok geniş bir kapsam, yani çok geniş bir kavram var diyorsun. Her çocuk, her insan, her birey haklarını bilmelidirler ve bunları benimsemek farkında olmalı. Sonuçta kimse gelip de sen çocuksun ve bunlar senin hakların, bunlara sahip çık demiyor. O yüzden biz de bunları öğrenmek adına, özellikle Nepal çevresinde, Bursa çevresinde, çocukların bunların farkına varması adına hem eğlenceli olacak hem de bu şekilde öğrenebilecekleri bir takım etkinlikler olsun, faaliyetler olsun, oyunlar olsun bunları gerçekleştiriyoruz. Hem aynı zamanda onlar haklarının farkına varıyorlar. Yaşamlarında hakları söz konusu, haklarını tehlike teşkil eden bir şey söz konusu olduğu zaman hayır hayır bu benim hakkım deme şeyleri oluyor. Hem de eğlenerek, kaynaşarak daha fazla mutlu olabiliyorlar yani bir şekilde. Biz de çocuk haklarının bu şekilde farkında varlığının çok önemli olduğunu da farkındayız. Burada bir kitap var sanırım. Bunu seyircilerimize bir gösterirsin. Biz bu kitabı ücretsiz bir şekilde zaten Nilüfer Belediyesi'ndeki tüm çocuklar çocuk meclisi üyesi sayıldığı için hepsiyle paylaşıyoruz ve bir çocuğun ağzından çocuk haklarının anlatıldığı bir kitap. Herkes çocuk kendi haklarının farkına varsın ve kendi haklarını da savunsun diye birçok atölyelerimiz oluyor. Umarım başarabiliyoruzdur ki başarabiliyoruz. Birçok çocuktan öğrenim görüyoruz. Biz dahil. Peki mesela senin için en önemli hangi haklar var dersin burada? Benim için en önemli hak katılım bence. Çünkü buraya gelmemiz de bir katılım sayılır. Katılım konusunda? Katılım bizim altını çizdiğimiz 12. maddesi çocuk haklarının ve en önemlisi çünkü katılım olmazsa da hiçbir şey olmaz. En önemlisi katılım. Biz buraya katılıyoruz. Başarılıklarına katılım hakkı var. Herkes buraya katılabilmeli. Düşüncesini, fikrini sunabilmeli. Biz bu park
yoluyla ve birkaç başka projeler yoluyla Dizan Belediye fikrimizi, katılımımızı, düşüncemizi arttırdık. Bu hakkımızı kullanıyoruz. Bütün çocukların bu hakkı kullanması gerekiyor. Peki belediyeyle paylaştığınız, belki belediyenin bir projesini değiştirme veyahut da genişletme fırsatı oldu mu? Ben bir süre belediyenin çocuk danışmanlığını yapmıştım. Belediye bazen çocuklarla alakalı bir şeyler yapmak istiyor ve bize danışmadan da yapamıyorlardı. Biz olmayacağına inandığımız yerlerde hayır diyebiliyorduk ki hala diyebiliyoruz. Ama olacağı yerlerde de geliştirmeye çalışıyoruz. Çok güzel. Yani sadece farklı olsun değil, bir de nasıl olması konusunda da yol gösteriyorsunuz. Peki öyle bir konu çıktığında kendi aranızda nasıl olmalı, bunu kendi aranızda tartışıyor musunuz? Tabii. Şöyle oluyor. Mesela bir okul projesi vardı. Bize bir atölye çalışması yaptı. Herkes kendi fikrine bir, eğer bir okulda kendi belirleyeceksen olması gerektiğini, kendi fikrini sundu. Ve belediyenin bir projesi vardı uluslararası. Yanlış hatırlamıyorsam Polonya'dan bir üniversiteyle İstanbul Üniversitesi, Teknik Üniversitesi galiba, birleşip bir iş yapıyorlardı Nilfer'de. Bu işte bize sordular, nasıl yapmamızı istersiniz sizce diye. Fikrimizi onlara sunmuştuk. Öyle yönlendirme yapmıştık. Çok güzel. Senin için hangi hak daha öne çıkıyor? Benim için de katılım hakkı en ön planda. Çünkü katılım hakkı olmadıktan sonra aslında diğer haklarımızın da kapsama alanı biraz daha sanırım aşağıya doğru indirgeniyor. Katılım hakkını buraya gelen, toplantılara katılan çocuklar kullanmış oluyorlar aslında. Ama diğer çocukların da kullanması gerekiyor benim düşüncemce. Çünkü hem sahip olduğumuz hakları kullanmak adına hem de daha ileride 18 yaşımızdan sonra seçme hakkımız var. Bence buna da adapte olmamız için kullanmamız gereken en önemli haklardan biri katılım hakkı. Ve ben bu yüzden tüm çocukların katılım hakkını kullanmasını isterim. Bu konuda okullarda sizin çalışmalarınız var mı? Kendinizi tanıtma olsun, onların buraya gelmesi. Öncelikle zaten Ön Engel Tanımaz Parkı ismini duyurmuş bir park. Ve bir yere gittiğimizde böyle bir konu açıldığında kendimizden bahsettiğimizden "Aa sen de mi oradaydın?" denildiğinde bir duruluyor zaten. Okullara gidiyoruz bazen ya da kendi okulunda anlatıyorsun zaten bir şeyleri. Böyle yapıyoruz, böyle oluyor diye. Evet, aramıza katılan yeni arkadaşlar oldu. Kendilerini tanıtmalarını ve kaç senedir çocuk meclisinde faalsiniz onu bir öğrenmek istiyoruz. Adım Zafer Doğanbudak. Oyun Engel Tanımaz Projesi'nden beri buradayım. Yaklaşık 4 yıldan beri. Burada çok güzel işler çıkartıyoruz. Mutluyum burada. Adım Ahmet Can Atak. Ben de 5. sınıftan beri, yani yaklaşık 4 seneden beri çocuk meclisindeyim. Oyun Engel Tanımaz ile beraber katılıyorum. Adım Sevme Dersan. Nilüfer Kent Konsey Çocuk Meclisi Başkan Yardımcısıyım. 2012'den beri buraya katılıyorum. Çok güzel. Şey konuşuyorduk, bu çocuk hakları konusunda arkadaşlarınız ne düşünüyor, onlarla bu konuları konuşuyor musunuz, ilgi duyuyorlar mı? Tabii ki ilgi duyuyorlar ve biz zaten iki önemli bir eğitim aldıktan sonra daha çok bilinçlendik. Sordukları sorulara da cevap verebiliyoruz. Ayrıca ilgileri arttığı için de onların da katılmasını sağlayabiliyoruz. Herkes mutlu, farkımız olduğu için, söz sahibi olduğumuz bir meclis olduğu için. Peki başka kentlere gittiğinizde, böyle çalışma yaptığınızı söylediğinizde nasıl bir tepki alıyorsunuz? Almanya'ya gitmiştik mesela yakın zamanda. Oyun Engel Tanımaz Projesi'nden onlar da haberdarlar. Çok iyi bir iş çıkardığımızı düşünüyorlar onlar da. Çünkü sanırım dünyada tekiz bu parkla, bu projeyle beraber. Böyle. Söyleyeceğiniz bir şey yok. Okay. Peki, siz yeni seçildiniz. Şimdi Nilüfer'deki çocukların başlıca sorunları nedir? Veya başlıca istekleri nedir? Nilüfer'deki çocukların başlıca istekleri genelde kendileriyle alakalı, çocuklarla alakalı yapılan şeylerde fikirlerinin alınması yönünde. Benim haberdar olduğum kadarıyla.
Sonuçta kendi kullanacakları şeylerde fikirlerini beyan etmek istiyorlar onlar da. Kendi fikirlerinin de alınmasını ve bunlar doğrultusunda çalışmalar yapılmasını istiyorlar. Ki biz de bu konuda elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Onların isteklerine ulaşması gereken mertebelere taşıyıp sonuçta gerçekleşmesi için çaba sarf ediyoruz. Peki siz yeni başkan yardımcısı olarak tebrik ederiz bir kere ikinizi de. Ne gibi şeyler duyuyorsunuz arkadaşlarınızdan, onların istekleri? Aslında onların istekleri, yani bizim isteklerimizle yapılan bir park var, örneğin Engel Tanımaz Parkı. Genel olarak çocuklar da bunun gibi kendi istekleri doğrultusunda bir şeyler yapıyorlar. Ben de Eda abla katılıyorum. Peki mesela katılım, onların istediklerini de duyuyorsunuz, istiyorsunuz. Ne gibi projeler olabilir bundan sonra? Yani bilmiyorum, herkesin isteğine bağlı. Peki şey yapıyor musunuz, yani arkadaşlarınız bakın böyle bir proje gerçekleştirdik, bundan sonra ne gibi çalışmalar yapalım diye onlarla konuşuyor musunuz, ne gibi fikirler çıkıyor somut olarak? Zaten burada toplandığımız zaman, hani iki haftada bir genellikle, burada toplandığımızda çocuk mühendisi olarak önce eğer belirli bir konu yoksa daha çok proje üretmeye yönelik düşüncelerimizi şey yapıyoruz. Mesela birisi kendi düşüncesi hakkında gerçek olabilecek nitelikte bir aklından bir şey geliyor. Ona katılan kişiler oluyor. Onlar bahsediyorlar. Bir şekilde hani bu düşüncelerin düşünce alışverişi sayesinde aslında yeni projeler ortaya çıkıyor. Hı hı. Bu da katılma sağlıyor öncelikle tabii ki. Peki ne gibi projeleri konuşuyorsunuz bu toplantılarda? Tüm çocukların hayal gücü sınırsız. Bu yüzden her geçen gün farklı bir fikirle karşılaşıyoruz. Mesela benim bildiğim okulun önünde sokak, oyun sokağı projeleri var şimdi. Bizden daha bir alt küçük dönem çocukların. Onun için bir şeyler tasarlıyorlar, bizim gibi eğitim alıyorlar. Yani şu anda durmuyoruz. Her zaman yeni projeler devam etmeyi sürdürüyor. Aynen. Şimdi yanılmıyorsam çoğunuz Almanya'dan yeni döndünüz. Almanya gezisini bir anlatır mısınız? Niye gittiniz? Kimlerle görüştünüz orada? Barış ve Umut için gittik Almanya'ya aslında. Burada şarkılar söyledik ve besledik. Sonrasında bunları insanlarla paylaştık. Bu iki adımlı bir projeydi. Bundan önce geçen sene de gitmiştik Almanya'ya. Geçen sefer bir grafiti atölyesi oluşturmuştuk. Yine çeşitli konulardan konuşmuştuk. Bu yıl da gittik. Çünkü onlar bize gelecekti. Hı hı. Onların gelmesi mümkün olmadı. Barış ve Umut için gittik aslına bakarsanız. Kendi şarkılarımızı besledik dediniz. Evet, 3 tane rap şarkısı besledik. Sonrasında bunları CD'lere bastırdıktan sonra insanlara da bir kısmını güzel geri dönükler aldık. Türkçe miydi? Türkçe, İngilizce ve Almanca birlikteydi. Nereye gittiniz Almanya'da? Wiesbaden'ın Berlin şehrine gittik. Ne kadar kaldınız? Yaklaşık 10 gün. Kimlerle görüştünüz orada? Almanya'da bizim gibi böyle gençlik meclisinin olduğu gibi, genç ve çocuk meclisinin olduğu gibi bir grup vardı. Onlar da yaklaşık 14-15 kişilik bir gruptu. Onlarla görüştük. Onlarla aynı evde kaldık, aynı otelde kaldık. Bu şekilde daha çok kaynaştık. Ve şu an hala bazı grubun arkadaşları devam ediyor. Sosyal medyada üzerinden. Peki oradan bir proje fikriyle döndünüz mü? Onun devamı gelecek mi? Almanya'yla önümüzdeki yıl tekrar görüşmeye dair planlarımız var. Onlarla beraber bir proje yapmayı da biz isteriz. Onların da isteğine göre tabii değişir fikirlerimiz. Peki, büyükler sizi dinliyor. Vermek istediğiniz mesajlar var mı? Ben düşünüyorum ki aslında her çocuk gelecekteki büyük olduğu için etrafımızdaki değişikliklerde çocuklardan da büyüklerden alındığı kadar en az fikir alınmalı. Onların da söz sahibi olunması sağlanmalı. O yüzden buradan büyüklere sesleniyorum. Bir konu üzerinde
o çocuklara da sorun, etkilenecekler sonuç olarak, onların düşünceleri neler? Bu belki çok önemli sonuç olarak. Yani tabii çocuklarla ilgili bir proje yapacaklarsa, bir etkinlik yapacaklarsa çocukların da fikirlerini almaları lazım. Ama yapmayacaklarsa, kendi çaplarına göre bir proje yapacaklarsa yine de çocukların söz sahibi olması lazım ki onların nasıl etkileneceği, nasıl durumlarla karşılaşacağını görmeleri lazım. Her çocuk haklarıyla doğar ve biz haklarımızı her alanda nereye gidersek gidelim, ülkenin her yerinde kullanabilmeliyiz. Yani bu 23 Nisan'da sadece bir koltuğa oturmakla ya da sadece 23 Nisan'a özel bir söz sahibi olmamalıyız. Sadece 23 Nisan'da kalmamalı. Biz her gün, her istediğimiz zaman düşüncelerimizi özgürce ifade etmeli ve buna da duyarlılıkla yaklaşmaları gerekiyor büyüklerin. Katılımcı olmalıyız gerçekten, sözde değil, gerçekten. Daha sen ne diyorsun? Ben. İlk başta dediğiniz gibi bizce en büyük hak çocuk katılımıdır. Ve ülkemizde çocuk katılımının kısıtlandığı yerler daha fazla. Bence her çocuk bir şeyler yapmalı, her çocuk bir şeylere katılmalı. Bence büyüklerin de bu konuda daha duyarlı olması gerekiyor. Yani çocuklara katılım fırsatı tanınması gerekiyor. Sen ne istersin? Yani bizim okulumuzda da normalde bulunamıyor ama çoğu zaman annemle beraber biz düşünüyoruz. Hep çocuklara böyle istedikleri yapmasını istiyorum ama hiç kimse bunun yani farkında değil. Yani hatta bazı öğretmenler bile bunun farkında değil. Umarız dinliyorlardır. Sen ne diyorsun? İrem'in dediği gibi ben de aslında aynısını diyebilirim. Hiç kimse farkında değil. Yani bunların büyüklerin de farkında olmasını isterdim. Evet. Ben artık bizi bir birey olarak görmelerini istiyorum. Bizimle konuşurken bir çocukla değil de sanki bir karşısında bir birey varmış gibi konuşmalarını istiyorum. Mesela bir evde bir karar alınacaksa taşınma veya yeni bir şey alma gibi. O evde 4 kişi var, sadece anne babayı dinleyerek yapamazlar bunu. Bize de fikirlerini almaları lazım. Peki minimiz de haklılar aslında. Büyüklerimiz çok da farkında değiller bizim sahip olduğumuz hakların. Elbet farkında olanları da var ama ben burada olmayanları üzerinde bulunduruyorum. Onların nasıl hakları varsa bizim de haklarımız var. Ve onlar nasıl haklarına sahip çıkıyorlarsa biz de sahip çıkabiliriz haklarımıza. Bu yüzden haklarımıza sahip çıkmak adına yaptığımız çalışmalar için onlardan destek bekliyoruz aslında. Mümkün olduğunca destek almak istiyoruz. Onların da bizim fikirlerimizi önemsemesini ve bizim isteklerimizi göz önünde bulundurmalarını rica ediyoruz kendilerinden. Dinleyenlere de buradan seslenelim. Hem isteklerimizi hem dileklerimizi göz önünde bulundursunlar. Bizim de fikirlerimizi alsınlar. Özellikle bizi kendimize etkileyecek konularda söz sahibi olmamıza müsaade etsinler. Mesela bu parkı biz çocuklar olarak tasarladık, kendi söz hakkımızla tasarladık, kendimiz düşündük. Bunu belki bir büyük yapsa genel olarak çoğu parkı büyükler yapıyor ve çocuklara sormadan yapıyorlar. Başka yerlerde de, başka şehirlerde de bunun gibi çocuklara sorularak parklar yapılmalı, kendi istekleri sorulmalı belki. Aslında çok farklı bir şey söyleyemeyeceğim arkadaşlarımdan. Hepimiz bireyiz, fikirlerimiz var ve bunların dinlenmesi gerekiyor. Ya da dinlenecek. Bizim için bir iyilik yapılacaksa, iyiliği bize sormadan yaparsanız bu bizim için iyilik olması, bunun bizim için iyilik olması çok mümkün olmuyor bazen. Bizim isteklerimiz var ve bunları karşılamıyorlar. Yani isteklerimizi sor. Arkadaşlarım zaten söyleyeceklerin hepsini söylediler. Bence de mesela Sinan'ın dediği gibi, evde mesela bir şey alınacaksa veya taşıma gibi bir durum varsa evde sadece mesela büyükler karar alıyor genelde. Çocukların soruyorlar sadece ama dikkate almıyorlar. Yani bunları bence dikkate almaları lazım. Anladığım kadarıyla diyorsunuz ki biz de bu toplumun bireyleriyiz. Bizi dinleyin, bizi ciddiye alın. Bizim de önemli fikirlerimiz var. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bize vakit ayırdınız. Umarım ileride de güzel çalışmalarımızla ilgili tekrar bir program yaparız.
Hepinize çok çok teşekkürler. Ben şahsen benim için şimdiye kadar yaptığımız en keyifli program oldu derim. Çocuk Meclisi'nden sonra Çocuk ve Gençlik Meclisi üyeleriyle de buluşma fırsatımız oldu. Sizden kendinizi tanıtmanızı ve kaç yıldır burada çalışıyorsunuz bir öğrenmek isteriz. İsmim Tolga, söyledim Aydın. Yaklaşık bir yıldır Genç Meclisi'nde gönüllüyüm. Devam ediyorum. Pardon, bu da Oyun Engel Tanımaz projesiyle birlikte burada gönüllülük yapmaya başladım. Almanya'ya giden grubun içerisine dahilim. Gençlik Meclisi'nde de yarım yıla yakın süreden beri gönüllülük yapıyorum. İsmim Ahmetcan Atak, 9. sınıf öğrencisiyim. Yaklaşık 4 seneden beri Çocuk Meclisi'ndeydim. Yaklaşık bir haftadan beri Genç Meclisi'ndeyim. Ben Erem Atanur. Ben yaklaşık 3 yıldır bu işin içindeyim. Hatta 2 yıldır. Çocuk Meclisi'yle başladım. Ben de 2 haftadır Genç Meclisi'ndeyim. Almanya'ya giren grupta ben de vardım 2 yıldır. Adım Duygu Selin var. 5. sınıfta Oyun Engel Tanımaz Projesi'yle Çocuk Meclisi'ne dahil oldum. Şimdi 15 yaşındayım. 10 yaşından 15 yaşına kadar. Almanya ekibinde ben de vardım. Almanya'dan döndükten sonra da Gençlik Meclisi'ne geçtim. Ben de Sinan Cem Aslan'la yaklaşık 4 yıldır Çocuk Meclisi'ndeyim. Ben de Almanya ekibinin bir parçasıyım. Şimdi bu Almanya lafı geçiyor. Onu hemen açıklık getireyim. Young and Human, Türk-Alman Gençlik Projesi çerçevesinde hepiniz Almanya'ya gitmişsiniz. Ve bir önceki grupta da konuşmamızdan bu ikinci yılınızdı diyebilirim. Almanya'da ne oldu? Bir detaylı olarak her şeyden önce kimlerle siz buluştunuz? Bir oradan ben bahsedeyim. Bizim buluştuğumuz ekip Almanya'nın tam göçmen mahallesinde bulunan insanlardan oluşuyordu. Onların bir gençlik meclisi vardı. O mahallede tam 56 göçmen milletten oluşan topluluk varmış. Bu insanların çocukları gençlik meclisine kaynaşma amacıyla gitmişler. Onların da gençlik meclisi varmış. Oradaki gençlik meclisiyle bizim çocuk ve gençlik meclisimiz böyle bir proje başlatmış bildiğim kadarıyla. Biz de bu projeye dahil olup onlarla tanışmaya gittik. Projemiz için. Bu yılın teması Barış ve Umut'tu. Young and Human adı altında. Oradaki kendi yaşıtlarımız birkaç yaş fark olan gençlerle, çocuklarla orada proje yaptık. Birlikte bir rap şarkısı yaptık. Ona kapak tasarladık, onu CD'ye çektik, orada dağıttık. Böyle sosyal projeler yaptık. Bize şehri gezdirdiler. Wiesbaden ve Berlin'i gezdik. Berlin'de daha çok kaldık. Orada farklı yerlere götürdüler bizi. Temayla ilgili çalışmalar yaptık Barış ve Umut'la ilgili. İlk önce biz bu işe 2016 29 Mart yılında başladık. 29 Mart yani 2016'da gittiğimizde yaklaşık 10 gün Wiesbaden'de kaldık. Bu süre içerisinde Wiesbaden, Frankfurt, Mainz şehirlerini gezdik. Ve orada atölye çalışmaları yaptık. Geçen sene konumuz, yanlış hatırlamıyorsam... Yine Young and Human'dı. Evet. Will Young and Human altında Barış ve Umut oldu. Evet, bu seneki Almanya gezimizde de yine aynı şekilde. Bu seneki konumuz Barış ve Umut'tu. Bu sene de 10 gün kaldık yaklaşık. 4 gün Wiesbaden'a geçtik, kalan 6 gün Berlin'de. Berlin'de de barış daha önemli. Sonuçta 2. Dünya Savaşı'nın bir sürü kalıntısı var. Biz bunları gördük. Mesela Yahudi anıtlarına gittik, Holocaust anıtları diye geçiyordu. Berlin Duvarı mesela, bunlar bizi çok etkiledi. Bu yüzden Barış'a daha çok olumlu yaklaştık. Arkadaşlarım dediği gibi Berlin'i gezdik. Berlin gerçekten bölünmüş bir şehir olduğu için şehir içerisindeki farkları da gördük aslında bakarsanız. Orada bir hapishaneye gezdik. Sadece düşünce suçlularının olduğu bir hapishaneye gezdik. Bu hapishanenin şöyle bir özelliği var. Hiç kimse işkence yüzünden hayatını kaybetmemiş bu hapishanede. Ancak çok kötü durumlar var ve hapishanenin amacı yanlış olsa da doğru olsa da sizin istediğiniz şeyi mahkumlara söyletmek ve kabullenmelerini sağlamak. Oldukça etkileyiciydi bizim için. Öncelikle bu projede bulunduğum için ben mutlu oldum. Yani ilk defa bu sene bu projenin içinde bulundum. Geçen yıl yoktum ben. İlk gittiğimizde tanıştık, kaynaştık. Zaten bol bol vakit geçirdik beraber. Aynı masada yemek yedik. Aynı yerde kaldık. Kaynaşma amacıyla işte aynı odalarda kaldık. Berlin
Berlin turu da güzeldi. Yani bubble alışverişin zamanımız oldu. bisiklet turları yaptık. Gayet güzeldi. Peki şey sorayım, aranızda neler konuştunuz? Daha çok kültür ve oranın ve Türkiye'nin sistemi hakkında. Mesela siz oraya gidiyorsunuz, acaba oradaki çocuklar nasıl öğretim görüyorlar? Acaba tahsilleri ne zaman? Kurallar nasıl? Merak ediyorsunuz yani. Gidiyorsunuz burada ne yemekler meşhur, nereler meşhur? Sistemleri nasıl, hayatları nasıl işliyor diye merak ediyorsunuz. Ve kültür değişim projesi adı altında olduğu için kültürümüz hakkında daha çok konuştuk. Kültür demişken ben bir şeyden daha bahsetmek istiyorum. Geçen sene gittiğimiz projede biz Türk Kültür Gecesi ve Alman Kültür Gecesi yapmıştık. Bu sene de aynısını yaptık. Geçen sene ilk önce Almanların Kültür Gecesi olmuştu. Bize kendi kültürlerinden çeşitli yemekleri tanıttılar. Kendi kültürlerini anlatan bir slide gösterisi yaptılar. Onların müziklerini dinledik. Onların danslarını öğrendik. Daha sonra son günde biz Türk Kültür Gecesi yaptık ve bütün hani aklınıza gelebilecek çoğu meşhur yemeğimizi onlara tattırdık. Çiğ köftesi olsun, mantısı olsun. Her şeyi denettirdik. Sonra halaydan tutun zevveye kadar bütün kültürel müziklerimizi onlara gösterdik. Türkiye'yi, İstanbul'u, Ankara'yı tanıttık, İzmir'i tanıttık. Güzeldi. Onların kültürüyle kendi kültürümüz arasında bir köprü kurmayı amaçladık bu iki gecede de. Eğlenceli oldu. Daha çok kaynaştık. Ben sizin sorunuza cevap vereyim isterseniz. Aramızda mesela daha orada işte eğitim sistemi nasıl, neler görüyorlar okulda, bunlar hakkında konuştuk. Mesela aynı şeyleri mi öğreniyoruz? Mesela tarih hakkında basit bir bilgi. Onlar aynı şekilde mi öğreniyorlar, biz aynı şekilde mi öğreniyoruz? Türkiye'deki olaylara nasıl bakıyorlar, Türkiye hakkında ne düşünüyorlar? Sokaktaki insanlar Türkiye hakkında ne düşünüyor? Çok fazla bir Türk nüfusu vardı zaten. Türklerle yaşamaya da alışmışlar, farklı milletlerle yaşamaya alışmışlar. Çok fazla milletten oluşan bir toplum vardı orada. Yani eğlenceli geçti. Peki bu farklı kültürler, farklı toplumların bir arada yaşamasını gördünüz. Yani aklınızda kalan en önemli, en büyük izi bırakan neler oldu? Sizden başlayalım. Benim yani en çok ilgimi çeken şey, 8000 gittiğimiz bölgenin 8000 nüfusu vardı ve 56 farklı millet bir arada yaşıyordu. İlgimi çeken şey de yani hiçbir sorunsuz bir şekilde beraber yaşamalarıydı. Ne gibi sorunlar beklerdin? Ya ne bileyim, Türkiye'de ırkçılık falan olur yani böyle. Orada onu hiç hissetmedin. Aynen, ne bileyim dışlanmadır, şeydir falan, göçmen. Arasında hiç görmedim yani öyle bir şey. Benim dikkatimi çeken şeylerden biri Berlin'in bölünmüş olmasından sonra bir tarafta polis gücünün yetersiz olması dolayısıyla grafiti sanatının oldukça gelişmiş olmasıydı. Gerçekten bir sanat haline gelmiş, bir kültür haline gelmiş. Berlin Duvarı'nın bir tarafında farklı grafiti eserleri var. Çok farklı sanatçılar var, burada bir kültür var. Bunları herkes beğeniyor aslına bakarsanız. Peki Nilüfer'de öyle bir grafiti girişimi var mı? Orada da yasak yanılmıyorsam ama o kadar aldırılmıyor. Burada grafiti yaptığınızda ya bir sonraki günde üst üste iniyor ya da sizi bulduktan sonra size para cezası ya da farklı şeyler uyguluyorlar. Bu da aslında sanata ne kadar karşı olduğumuzu gösteren bir kanıt olabilir bence. Senin aklında kalan ne? Benim aklımda kalan daha çok hapishane oldu. Hapishane sadece düşünce özgürlüğü yani hiç yoktu yani. Mesela Şatsi'ydi galiba yanlış hatırlamıyorsam. Bir istihbarat örgütü sanırım. İstihbarat örgütü sokakta gezerken mesela Doğu Bloğun ülkesine karşı bir söz söylediğinde direkt arabayı atıp hapishaneye götürüyorlarmış ve gözlerini kapatıp götürüyorlarmış bunları. Hiçbir şekilde nereye gittiklerini öğrenmiyorlarmış. Gittiklerinde de yani hiç yardımcı olmuyorlarmış. Her türlü eziyeti yapıyorlarmış. Benim çok aklımda kaldı. Peki barış ve umut dediniz. Barış konusunda bu geziyi tamamlamış olduktan sonra görüşleriniz, düşünceleriniz? Ya tabii ki de insana farklı bir şey katıyor. Yani her deneyim insana farklı bir şey katar.
Bu da bize farklı bir şey kattı. Gidip oradaki hapishaneyi gezmemiz, farklı kültürdeki insanlarla konuşmamız bize çok ayrı şeyler kattı. Barış hakkında bize farklı şeyler kattı. Mesela Türkiye'de artık barışı savunabiliyoruz aynı şekilde. Kendi düşünce özgürlüğümüzü kullanarak ben barış istiyorum, savaşa karşıyım diyebiliyoruz. Ama maalesef Türkiye'de bunu fazla yapamıyor insanlar. Yapılması gerektiğini ve yapmanın çok önemli, acayip derecede önemli bir şey olduğunu öğrendik. Bu alan çok önemli bir şey. Barış aslında bizim oradaki Alman insanlarla gerek ülkeler arası ilişkiler olsun, gerek farklılıklar olsun, bunları gözetmeden sadece onların dostluğuna, onların insanlığına bakarak onlarla beraber çalışmamızdır bence. Çünkü o gün boyunca onlarla beraberdik, aynı yemekleri yedik, aynı odalarda kaldık ve bu barışın bir göstergesi yani. Çünkü ülkeler arasındaki ilişkileri gözetmiyorsun, farklı kültürleri, farklı yemekleri gözetmiyorsun. Sadece o insanın sana ne kadar iyi yaklaştığını veya seninle bir şeyleri paylaşmak isteyip istemediğini, o hani kalben bir temas olur ya iki insan arasında, tamamen onları yaşadık ve aslında bu da barışa bir örnekti, umuta da bir yolculuktu yani. İnsanın ve bu umudun, barışın her şeyin bütün değerlerin üzerinde olduğunu gördük. Mesela orada sloganlarımızdan birisi dostluk ve gençlik siyasetten üstündürdü. Yine yaptığımız şarkıda da çok kez geçiyor bu söz. Yani aramızda iki ülke arasında problemler olsa bile bizim aramızda hiçbir problem olmadı. Oradaki televizyonla da röportaj yaptık. Orada da yine bize benzer sorular sordular. Biz yine hep aynılarını söyledik. Yani dostluk ve gençlik siyasetten üstündür. Bunu öğrenmiş olduk ve barışa ne kadar ihtiyacımız olduğunu gördük. Oradaki Alman grubun liderlerinden birisi bize hapishaneye gitmeden bir gece önce şöyle bir şey söyledi. Almanya çok kötü günler gördü o zamanlarda dedi ve bunlardan iyi örnek alın ve ülkenizde yaşanmamasını sağlayın dedi. Ve cidden baktığımızda onların 1940'larda yaşadıklarıyla bence ülkemizde gelişmekte olanlar. Arkadaşlarım zaten söylediler, benim de ekleyecek bir şeyim pek yok. Ay, duygulandırdım. Aslında Eren'in söylediklerinin üstünde bunların ülkemizde de yaşanmamasını, böyle bir şeyin başımıza gelmemesi hakkında, gelmemesi için ne yapmamız gerektiğini de düşünmüş olduk biraz da. İnsanları ayırmamamız gerektiğini, gerek işte geliriyle ya da yaşadığı bölgeyle ya da çok farklı şeylerle ülkeyi doğulu batılı insan olarak ayırmamak gerektiğini, sağcısı solcusu ya da siyasi düşüncesi olmaması gerektiğini, bunları gördük aslına bakarsanız ve bunları yaşamamak için buraya geldik yeniden. Bunları yaşatmamak için. Ben de yaptığımız workshop'tan bahsedeyim. Red workshop yaptık. Konumuz umut ve barış olduğu için bunun üzerine kendimiz sözler yaptık. 3 tane gruba ayrıldık. Ve sözleri yazdıktan sonra da bunu rap söyleyen, uğraşan abilerimiz vardı orada. Onlarla birlikte stüdyo kaydına geçtik. Ortaya da çok güzel bir şey çıktı bence. Diğer arkadaşlarımız zaten öyle düşünüyordur. Albümümüzün adı da Çiğ Köfte'ydi. Alman grubu çok sevdi. Hiç çok acı olmasına rağmen. Ben çok iyi. Türkiye'ye geldiğimizde yiyeceğiz diyorlar hep. Geçen yıldan hatta bir anı vardı ya. Aynen, anlatayım onu. Türk Kültür Gecesi'nde bizim aşçı bir abimiz vardı o zaman, Gençlik Meclisi'nden. Çiğ köfte yapmıştı ama acısı biraz fazla olduğu için Almanlar yer yemez böyle suratları kıpkırmızı oldular veya üstüne ne yiyeceklerini şaşırdılar. Ama buna rağmen çiğ köfteyi çok sevdik demeye başladılar. Hatta konusu geçince çiğ köfte diye sürekli birbirlerine sesleniyorlardı. Derken Almanlarla beraber bir şarkı yapmıştık Barış'a. Yolculuk, hani barış ve umut temasıyla. Almanlar Almanca söz yazdılar, biz Türkçe söz yazdık ve iki dili de birleştirip bir albüm oluşturduk, üçer gruptan ayrı ayrı. En sonunda karar kıldık albümün adı Çiğ Köfte olsun mu diye. Albüm kapağında kendimiz tasarladık, ismini de böyle koyduk. Albümden kopya isteyeceğiz tabii ki. Tamam. Tabii. Yani, programda da belki onun da giriş yaparız. Yok. Yapalım mı? Yüzümüz gözükmeyecek sanırım. Şimdi gerçekten çok duygulandırdınız beni. Birlik beraberlik için hani buna gerek olduğunu
bunu gördüğünüzü söylediniz. Gençlik Meclisi olarak bu konuda çalışma yapmayı düşünüyor musunuz? Bu konuda projeler oluşturuyor musunuz? Bu projenin bir devamı olacak son ayağı. Alman grup bu sefer Türkiye'ye gelecek. Ama ondan sonraki yıllarda yine tekrar buna benzer bir proje yapılabilir diye düşünüyoruz. Yine barış ve umutla ilgili ya da herhangi bir temayla ilgili. Çünkü bu bize çok şey katıyor. Yani orada 10 gün kaldık ama bakış açısı kazandık ki önemli olan şey, çok önemli olan şeylerden biri bakış açısı. Bunu sağladı bize. Böyle projelerin devamı gelecektir. Türkiye için de böyle bir şey olabilir. Ne gibi? Farklı bölümler, mesela başka illerde çocuk meclisleri varsa hani onlarla da buluşmak. Böyle bir şey düşündünüz mü? Olabilir bence. Yani genç meclisleri de zaten genel olarak iletişim içerisindeyiz. Öyle mi? Evet. Nasıl bir şey? Bir platform mu var? Nasıl bir çerçevede buluşuyorsunuz? Ya bir iletişim var ama ben de tam çok görevli olmadığım için o konuda çok emin değilim nasıl sağlandığından ama 2-3 haftada bir onlar bize geliyor, biz onlara gidiyoruz, konuşuyoruz, farklı etkinlikler yapıyoruz. Bir şekilde birleşiyoruz aslında bakarsanız. Açıkçası ben kendi yaşadığım tecrübenin yani Almanya'ya gidip onlarla tanışmanın verdiği tecrübe ve olgunluğu yaşıtlarımın veya arkadaşlarımın da yaşamasını istediğim için Gençlik Meclisi'nde bu konu üzerinde bir proje yazmayı açıkçası düşünüyoruz. Hatta proje yazma eğitimi de alacağız. Böyle bir atölyemiz var. Kendi yaşadığım tecrübeyi anlatarak yaşıtlarımın da buna katılıp yaşıtlarımın da bu tecrübeden faydalanmasını istiyorum. Çünkü bu proje veya bu düşünce ne kadar çok insana yayılırsa ve ne kadar çok hani insanlar bunu tecrübe edinirse bence o kadar faydalı olur ve proje amacına ulaşmış olur. Şimdi hepiniz gerek çocuk meclisi olsun gerek gençlik meclisi olsun bir şekilde belediye yönetiminde yer almış oluyorsunuz. Merak ediyorum bu deneyimden sonra siyasi yaşantıya ilgi duyan var mı aranızda? Aslında siyasetten uzaklaşıyoruz bence. İnsanları ayırdığı için, ben kendi adıma konuşacak olursam, öyle ya da böyle. İnsanları birleştirmenin bir yolunu da çok göremediğimiz için şu anda denesek de çocuk olarak yapabileceklerimiz sınırlı. Bence insanların düşünceleri kendine aittir. Yani özellikle siyaset konusunda evet, insanlara söyleyeceği şeyler mutlaka vardır. Paylaşacağı düşünceler mutlaka vardır. Ama toplumun her alanında, her kısmında, her kesiminde bu konuları her an konuşmak insanları ayırabilir veya düşünce ayrılıkları sebebiyle çatışmalar yaşanabilir. Çünkü şu an toplum olarak çok hassasız ve düşüncelerin artık birbirine yakınlığı veya hani düşünceleri paylaşma alanımız eğer kendi düşüncemizden değilse karşı taraf çatışma çıkabiliyor ve toplum olarak çatışmaya değil daha çok birlik ve beraberliğe ihtiyacımız var bence. Çünkü bir toplum ne kadar beraber olursa o kadar güçlenir. O yüzden bizim amacımız siyaset yapmak değil, insanları birbirleriyle birleştirmek. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Vakit ayırdınız. Sanırım epey düşünmemiz gereken konuları ortaya attınız. Evet. Hepinize tekrar teşekkürler. Bugün programımızı Bursa Nilüfer'in Oyun Engel Tanımaz Parkı'nda yaptık. Çocuk Meclisi evinde kayıtımızı gerçekleştirdik. Uluslararası mimarlık alanında Altın Küp yarışmasında yarışacak olan bu parkı tasarlayan çocuklarımıza başarılar diliyoruz. Haftaya yine Şehir Hepimizin programında görüşmek üzere. İyi günler, hoşça kalın.